Ahiret cenneti ehli için çok şahane, bayağı güzel. Sevgi yurdu. Yani doya doya sevgiyi yaşayacağımız, muhabbeti yaşayacağımız bir yer. Evet. Mesela burada yemek yiyoruz, hemen doyuyoruz iki tabakla falan. Orada öyle yok. İstediğin kadar yersin. Etleri sıyıra sıyıra yersin böyle güzel. Yine yersin, yine yersin. Meyveleri istediğin kadar yersin. Burada 2-3 meyve yesen doyuyorsun. Orada öyle yok. Kilo da almazsın. Kolesterol konusu da yok. Hiçbir şey yok. Uykun gelmez. Yorulmazsın. Cennette keyif için oturursun. Yani keyif için yersin, zevkine yersin. Hı hı. Yani bir acıdan kurtulmak içindir dünyada. Mesela hatta insanlar su içmek, bir acıdan kurtulmak için su içerler. Orada keyfe içersin, zevk için içersin. Yani bir acıdan kurtulmak için değildir. Mesela burada bir soğutucu kullanıyoruz, değil mi? Soğutucu aletler kullanıyoruz. Niye? Sıcaktan rahatsız olduğumuz için. Orada sıcaktan rahatsız olma konusu yok. Ya acı yoktur. Sadece pozitifler var. Hem negatif hem pozitif vardır biliyorsun. Hı hı. Zıtlar var. Orada zıt yoktur. Yani her şey tek yönlü pozitiftir. Burada her şeyin istisnası zıttı vardır. İyi, kötü, güzel, çirkin, temiz, kirli. Değil mi? Yani sürekli evet. Zıtlık var. Orada öyle bir şey yoktur cennette. Cennet güzellikler yurdudur. Cennetin her yeri güzel. Pınarları, bahçeleri, yastıkları, Allah yastıklarının biri işlemeli olduğunu söylüyor cennetin. Yatakları atlastandır. Her yeri birbirinden güzeldir cennetin. Biz güzelliğe, Allah'ın güzelliklerine, tecellisine aşık olacağız. Allah'a aşık olacağız. Cennette yeni renkler var. Yeni sesler vardır, yeni notalar vardır, yeni zevkler vardır. Çok şaşıracaklar inşallah. Çok hoşlarına gidecek insanların. Bir de renkleri, algıları daha değişik olacaktır. Yeni tatlar tadacaklar. Yani hiç bilmedikleri tatlar tadacaklardır. İnşallah. Cennet hurileri vardır, vildanlar vardır, gılmanlar vardır. Oranın süsü ve güzelliğidir onlar. Yani genç, güzel delikanlılar, güzel küçük çocuklar, genç güzel bayanlar. Bunlar Müslümanlara hizmet ediyorlar. Hepsi Allah'ın yarattığı özel varlıklar. Ama aynı insan. Yani Allah'ı anmaları, uslubuyla, konuşmasıyla böyle mübarek, muhterem varlıklar. Fakat biz mesela eğer evliysek eşimizin ahlakını biliyoruz orada. Mesela çektiği çileleri, zorlukları, cesareti biliyoruz. Güzel ahlakı biliyoruz. Kıldığı namazları, Allah için yaptığı fedakarlıkları biliyoruz. Sonsuza kadar o güzelliğine onu severiz o zaman. Hiç unutmadan severiz. Cennetin bir güzelliği budur. Yani karşılıklı sohbetler, peygamberler neler yaptı? Mesela her peygamber ayrı ayrı soracağız. Hazreti Musa nasıl yaptı? Neler yaptı? Onun sahnelerini göreceğiz. Burada dünyada sevdiği hayvanları varsa, hoşlandığı şeyler varsa onlar orada yeniden canlanıyorlar. Onları sevecek, onlarla beraber olacak. Ama hoşuna giden ne varsa, mesela teknik adet edevat ondan hoşlanıyorsa onlar yaratılacak. Arabadan hoşlanıyorsa araba, uçaktan hoşlanıyorsa uçak. Mesela suları güzeldir, her şey mis gibi kokar. Mesela koku dalgaları gelir, mesela bir gün gül, bir gün karanfil kokusu gibi. Ama çok daha mükemmel olacaktır. Mesela meyveler çok lezzetlidir, çok mükemmeldir. Mesela insana çilek yerken bile çileğe pudra şekeri koyar biliyorsunuz. Evet. Onun eksikliğidir işte. Demek ki insanın kafasında gerçek bir çilek kavramı var. Mesela hiç normal portakal bulamaz insanlar. Çok nadir bulurlar. Ama onda da bir eksiklik bulurlar genelde. İşte gerçek portakal orada bulacaklar. Mesela karpuzun gerçeğini bulamazlar. Gider böyle 2 saat uğraşırlar değil mi insanlar? Orada gerçeğini görecekler inşallah. İnsanların hoşuna giden küçük ırmaklar olacaktır. Yani böyle su arklar olacak. Çok güzel evler olacak. Yani çok, ama aşırı derecede güzel evler. Aşırı derecede güzel kıyafetler olacak. Aşırı güzel yiyecekler olacak. Ve her türlü teknik alet, yani bizim bildiğimiz her şeye, aklımızdan geçen her şeye kavuşma imkanımız vardır. Çünkü Kur'an bunu açıkça söylüyor. İstedikleri her şey diyor Allah. Yani bizim hayal etmemiz yeterli olacaktır. Mesela kaftanlar, kıyafetler, bütün elbiseler çok gerift ve çok kapsamlı süslenmiştir. Bu dünyada da öyle süslü yaratılır. Mesela elbiseler de bizim beynimizde yaratılıyor. Allah yaratıyor. Fakat süsü azdır. Yani dünyada kaliteli güzel bir kıyafet gören insan hiç olmamıştır. Yani o anlamda, yani teknik anlamda mükemmel hiçbir zaman için olmaz. Eskimeyen bir kıyafet yok. Hiç yoktur evet. Ancak cennette bu mümkündür. Cennette mesela sonsuza kadar eskimez. Ama sürekli değişir. Mesela sürekli koku rüzgarları oluşacaktır cennette. Mesela gül kokusu gibi, karanfil kokusu gibi, menekşe kokusu gibi ama sürekli değişik. Rüzgar halinde cennet sokakları o şekilde kokacaktır. Ama bu dünyada mesela Allah böyle bunu ancak parfümde yaratıyor Allah. Ancak çiçekte yaratıyor. Yani
dar yerlerde yaratıyor Allah. Cennette geniş alanlarda yaratacak. Yani parfüm şişesi içerisinde yaratılan bir kokunun daha mükemmeli cennet sokaklarında, cennet caddelerinde hakim olacaktır. Cennet sürekli aydınlıktır. Cehennemde sürekli karanlıktır. Evet. Özellik olarak. Mesela cennette hiç uyku gelmez insana. Açlık hissi gelmez. Üşüme hissi gelmez. Sıcaklık hissi gelmez. Böyle özellikleri vardır. Yorgunluk hissi gelmez. Hiçbir şekilde yorulmaz. Uyku basmaz. Yani cennette çok abartılı şekilde güzel, çok fazla ev var. Cennet ırmakları var. Cennet yeşillikleri var. Cennetin tamamı yeşildir. Yeşil renk hakimdir. Cennetin de oraya has özel bir cennetin yeşili vardır. Üst kıyafet olarak o giyilir. Yani özel süslenmiştir ama yani dünyadaki süs tarzında değil. Yani çok abartılı şekilde süslüdür. Cennet kadınları da nefes kesecek şekilde güzeldir. Hiçbir abartı, yani böyle gariplik yoktur. Yani kusursuz güzeldirler. Ve insanın aczine ait hiçbir şey yoktur. Yani insana ait aczler kasten verilir dünyada. Yani vücudunda kadınlarda ve erkeklerde hiçbir şekilde bir kusur, eksiklik ve acz alameti olmayacak. Ve sonsuza kadar böyledir. Mesela toz yoktur cennette. Kirlenme olmaz. Toz mucizedir. Yani tozun her bir tanesi bile mucizedir. Özel yaratılır. Yani mesela eşya özel olarak eskitilir. İnsan eskitilir, yaşlanır. Mesela cennette yaşlanma yoktur. O da mucizedir. Mesela kirlenme yoktur. İnsan bir kere temiz olarak cennete girecektir, temiz olacaktır. Ve sonsuza kadar bir daha kirlenmez. Yani vücudundan hiçbir salgı oluşmaz vücutta. Yani gözyaşı salgısı dahil hiçbir salgı oluşmaz. İnsanı rahatsız eden hiçbir salgı oluşmaz. Sonsuza kadar bu böyledir. Mesela insan bu dünyada biliyorsun vücut son derece acz içindedir. Yani tepeden tırnağa insanın aczini herkes bilir. Bu aczin hiçbiri yoktur cennette. Acz özel olarak yaratılmıştır dünyaya bağlanmamamız için. Yani dünya sevgisinin olmaması için özel yaratılmıştır. Cennette gerekçesi kalktığı için, sebepleri kalktığı için aczin tamamı kaldırılıyor. Sadece pozitif olan şeyler bırakılıyor cennette. Bu dünyada negatif özel olarak yaratılır. Yani evet. Her şeyin zıttı yaratılır imtihan evet. için. Cennette negatif kalkıyor. Sadece pozitif vardır. Dünyada biliyorsunuz binlerce, milyonlarca negatif ve pozitif vardır. Her şeyin zıttı vardır dünyada. Cennette bir şeyin zıttı yoktur. Herhangi bir şeyin zıttı yoktur. Mesela insanın zıttı yoktur. Hep Müslümandır. Mesela bizim zıttımız kafirdir. Zıttımız yoktur. Münafıktır, yoktur zıttımız. Üzücü hiçbir olay olması mümkün değildir. Çünkü sadece müminler ve sadece Allah'ın dedikleri vardır. En çok hoşlanılan şeyler tabii peygamberlerle yapılan sohbetlerdir. Cennette yapılan gezintilerdir. Cennette çok fazla ırmak vardır, küçük ırmaklar. Alttan da ırmaklar akan diye belirtilir. İnsanlar suyu çok sevdikleri için, yani denizi biliyorsunuz, ırmağı ve gölü severler. Cennette her yerde böyle ırmaklar vardır ve su vardır. Mesela akan pınarlar vardır. İnsanların hoşuna gittiği içindir bu. Nimet çeşmeleri vardır.